düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerim. Haysiyetsizler, haysiyetsizler. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 5 Nisan saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de değerlendirme toplantısına katıldı. 104 emekli amiralin imzaladığı ve gece yarısı yayınlanan darbe imalı bildiri görüşüldü. Toplantının ardından açıklamalar da bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de bir değerlendirme toplantısı yaptı. Masada darbe imalı bildiri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı gerçekleştirilen eylemi kesinlikle art niyetli olarak ifade etti. Bildirinin gece yarısı yapılmasını kabul edilemez olarak niteledi. İfade özgürlüğü olmadığını söyledi. Bu bildirinin dünyanın her yerinde hukuk devleti ve milli iradenin üstünlüğüne saldırı olarak kabul edildiğini dile getirdi. Bildiriye tepki göstermediği için ana muhalefeti eleştirdi. Tepki gösteren diğer tüm kurumlara teşekkür etti. Demokrasiye yönelik her saldırı bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir diyerek 60 ve 80 darbelerine atıfta bulundu. Montrö Sözleşmesi tartışmalarına da son noktayı koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sözleşmeden çekilme gibi bir durum söz konusu değildir, sözleşmeye bağlılığımızı koruyoruz dedi. Bildiriyi anayasaya yönelik açık tehdit olarak gören Cumhurbaşkanı, bu bildiriyi yeni anayasaya geçilmesi gerektiğini açık bir işaret olarak gösterdi. 104 kişinin içerisinde CHP üyesi var. Bu işin merkezinde ana muhalefet partisinin ta kendisi var ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katıldı. Türkiye'nin tam üyeliğinin kültür... Darbe imalı bildiri gündeme bomba gibi düştü. Emekli amirallerin imzaladığı bildiri sonrası soruşturma açıldı. Bu kapsamda 104 emekli amiralden 10'u gözaltına alındı. Lojman ve koruma hakları iptal edildi. Gözaltına alınan isimlerin yurt dışındaki bağlantıları da araştırılıyor. Emekli amiraller darbe imalı bildiri yayınladı. Hukuksal süreç başladı. Amirallerle ilgili ilk karar çıktı. Bildiriyi imzalayanların lojman ve koruma hakları iptal edildi. Deniz Kuvvetleri'nden emekli 104 amiral Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve laiklik vurgusu yaparak darbe imalı bir bildiri yayınladı. Bildiriye siyasilerin yanı sıra kurumlardan, Türkiye'nin dört bir yanında toplanan sivil toplum kuruluşlarından ve sosyal medyadan büyük tepki yağdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Açıklamayı hazırlayan varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda açıklamanın organizasyonuna öncülük eden kişiler tespit edildi. 10 şüpheli gözaltına alındı. 4 emekli amiral ifadeye çağrıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev aramaları ve dijital materyal incelemeleri devam ediyor. Emekli amirallerin yurt içi ve yurt dışı bağlantıları araştırılıyor. Bildiriyi hazırlayan isimlerin görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, diğer komutanlıklarla irtibat kurup kurmadığı da inceleniyor. Ayrıca bildiri için başka kişilere imza atmaları yönünde baskı yapılıp yapılmadığı da araştırılan konular arasında. Bildirinin başlığı, kullanılan dil, yayınlanma saati ve kullanılan terimlerin daha önce yayınlanan muhtıralarla benzerlik gösterdiği belirlendi. Şüphelilerin ifadeleri ve dijital incelemelerin ardından soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi. Gece yarısı yayımlanan darbe imalı bildiriyle alakalı ilk karar da çıktı. Bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi. Öte yandan bildiride imzası bulunan MHP Aydın eski milletvekili emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Haberi MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu. Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 126 emekli büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin Aydın eski milletvekili emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir ifadelerini kullandı. Türkiye COVID-19 hasta tablosu da açıklandı.
Bugün itibariyle 245.496 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 42.551 olarak kayıtlara geçti. Hasta sayısı 1706 olurken bugün 193 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 25.627 kişi ise sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 3.130.977 olurken ağır hasta sayısı da 2407 oldu. Devam ediyoruz sıradaki haberimizde. Darbe imalı bildiriye ilişkin tepkiler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bildiri sadece düşmanlarımızı sevindirir açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise bu karanlık zihniyetle mücadelenin süreceğini söylüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 104 emekli amiralin imzasının bulunduğu darbe imalı bildiriye ilişkin açıklama yaptı. Fakat genelde arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri bildiğinizden çok ama çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Gece gündüz efendim yurt içinde, sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları devam ediyor. Ve tabii bu olaylar olurken de böyle bir bildiri falan gibi ortaya bir şey çıkması, olay efendim işte insanların dikkatini dağıtması, efendim insanlar efendim burada hakikaten moralini, motivasyonunu çok olumsuz etkileyen bir olgu oldu bu. Ve bundan dolayı bütün arkadaşlarımız rahatsız oldular. Ve bu orada da dünkü şartlarda söylediğimiz gibi sadece ve sadece düşmanlarımızı sevindirir. Sadece ve sadece silahlı kuvvetlerin başarılı olması istemeyenler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başarılı olmasını istemeyenleri sevindirir. Söyleyin başka ne olabilir? Bakan Akar, Türk yargısı tarafından gerekenin yapılacağını vurguladı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de bildiriye tepki gösterdi. Bu karanlık zihniyetle mücadeleyi elbette sürdüreceğiz. Millet iradesini tahrif etmeye yeltenen, bu değerlere kasteden bu zihniyete, bu güraha gerekli elbette hukuk çerçevesinde cevaplar verecektir. Ve siyaset de demokrasiyi, hukuku, anayasayı bu anlamda korumak için en büyük hassasiyet içerisinde olmalıdır, olacaktır. Böyle inanmaktayız. Bakan Gül, demokrasiye olan inancını vurguladı. Elbette millet iradesini verir ve yine sandık geldiğinde demokrasi anlamında tercihini ortaya koyar. Onun ötesindeki anlayışlarla nasıl şimdiye kadar mücadele edildiyse, milletin iradesinin üstünde hiçbir güç tanımadık ve millet iradesine karşı ne şekilde olursa olsun tahrif etme ve o iradeyi değersizleştirmeye yönelik her türlü çabanın karşısında da dimdik ayakta olacağız, mücadelemizi sürdüreceğiz. Avrupa Birliği'nin yönetim kademesi Türkiye'ye geliyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ile Avrupa Birliği Konseyi Başkanı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Gündemde Gümrük Birliği, vize serbestisi ve Doğu Akdeniz gibi konular var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri pozitif atmosfer ve somut adımlarla perçinlenecek. Mart sonunda gerçekleşen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile işbirliğini güçlendirme kararı alan Avrupa Birliği ilk adımı atıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel Salı günü Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Avrupa Birliği yönetimini kabul edecek. Görüşme sonrası Ankara-Brüksel hattında gümrük birliği modernizasyonu, vize serbestisi, sığınmacılara 5 milyar avro mali yardım konularında somut adımlar atılması planlanıyor. Doğu Akdeniz konusu da masaya yatırılacak önemli konulardan. Yunanistan'ın iddialarıyla Doğu Akdeniz'de artan tansiyon, Ankara'nın diyalog yanlısı tutumu sayesinde düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları ve enerji kaynaklarının paylaşımı konusundaki anlaşmazlıkları müzakere etmek amacıyla önerdiği Doğu Akdeniz Konferansı'na sıcak bakılıyor. Salı günü gerçekleşecek olan görüşmede bu teklife yanıt verilmesi bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Türkiye'deki ulaştırma yatırımlarını değerlendirdi. Kanal İstanbul projesinin en kısa zamanda hayata geçirileceğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Karayolları 71. Bölge Müdürleri toplantısında konuştu. Ülkedeki ulaştırma ve haberleşme yatırımlarını değerlendirdi. Türkiye'yi baştan başa kuşatan konforlu, emniyetli yollarımızı yaparken aynı zamanda ülkemizin dünya ile bağlarını güçlendirdik. Lojistik bir
iktidar kazandırdık. 2003-2020 yılları arasında yapılan bu harcamaların şimdiden gayri safi yurt dışı hasılaya toplam 395 milyar dolar ve üretime 837.7 milyar dolar katkısı olmuştur. Bakan Kara İsmailoğlu Türkiye gündeminde olan Kanal İstanbul projesine ilişkin de konuştu. Dünyanın büyüyen ve gelişen ticaret yolları perspektifinden baktığımızda Kanal İstanbul'un önemi zaten apaçık görülmektedir. Karadeniz ve Hazar'daki enerji hareketliği ve Karadeniz'in Ege kıyılarında yapılan liman yatırımları bizlere şunu gösteriyor. Orta koridorun ve Kuzey-Güney koridorunun kesişiminde bulunan İstanbul, dünya ticaretinin odak şehri olacak ve boğazlardan geçen yük miktarı her yıl oldukça artacaktır. Kanal İstanbul ise gemi geçişi ideal bir su yolu olarak projelendirilmiştir. Etkin bir lojistik yönetimi, gemiyi kumanda eden otonom kılavuz kaptan desteğiyle akıllı seyir sefer sistemleri kapsamında gemilerin %100 güvenli geçişi sağlanacaktır. Kara İsmailoğlu, Kanal İstanbul projesini eleştirenlere yanıt verdi. Projenin hayata geçirilmesi konusunda kararlı olunduğunu bir kez daha ifade etti. Nedeni içine tartışılıyor, çok fazla tartışılıyor ve maalesef kasıtlı bir şekilde olumsuz bir algı ve gündem yönetimi yapılıyor. Bu tartışmalar ya bilgi eksikliğinden ya da toplumu ikiye bölmek, gerginliği artırmak gayretinden kaynaklanıyor. Bu proje, Türkiye'nin müzyon projesi olduğu kadar dünya ölçeğinde bakıldığında da en büyük lojistik projelerden biridir. Şu an itibariyle Kanal İstanbul'un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlanacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Azerbaycan ve Türk orduları muhabere birlikleri 6 Nisan'da ortak askeri tatbikata başlayacak açıklamayı Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptı. Azerbaycan ve Türkiye muhabere birlikleri 6 Nisan'da ortak tatbikat yapacak. Açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Silahlı Kuvvetler Başkomutanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre 6 Nisan tarihinde Azerbaycanlı ve Türk askerlerinin katılımıyla muhabere birliklerinin ortak tatkik tatbikatı başlayacak ifadelerine yer verildi. Tatbikatta muhabere askerlerinin birleşik bir iletişim sistemi düzenleme görevlerini icra edecekleri ve muhabere eğitiminin yapılacağı bölgelere konuşlandırılacakları belirtildi. Tatbikatta modern iletişim araçları ve otomatik kontrol sistemleri kullanılacak ve birliklerin etkileşimini organize etme, saha komuta mevzilerini konuşlandırma ve diğer görevler yerine getirilecek. Tatbikat 8 Nisan'a kadar sürecek. Koronavirüsü atlatan Erzurum valisi Okay Memiş görevine başladı. Yaşadığı zorlu günleri anlattı. Potadan döndüm diye özetledi. Erzurum valisi Okay Memiş koronavirüsü atlatarak görevine başladı. Hakikaten bu Covid tecrübesini yaşadım. Hem de birinci doz aşımı olmuş, vurulmuş olmama rağmen tam ikinci doz aşımı olup ve işte bunun için de test yaptırmaya gittiğimde pozitif olduğumu fark ettim. Biraz böyle bir halsizlik vardı vücudumda. Vali Memiş 20 gün önce belirti göstermesi üzerine test yaptırdı ve sonucu pozitif çıktı. Şu anda maskesizim ama mesafe olduğu için beni maskesiz sokakta hiç göremezsiniz. Bir yıl boyunca hiç. Bu kurallara önce ben ilim valisi olarak çok dikkat ettim. Ondan sonra mesafeye ve temizliğe. Lakin ya yine de benim kusurumdan olabilir veyahut da özenli davranmayan bir kardeşimiz, bir arkadaşımızdan ben bu virüsü kaptım bir şekilde. Bir birim virüs bir insan hastederken benim vücudumda 10 birim virüs vardı neredeyse. Evinde karantinaya alınan Memiş, durumu ağırlaşınca Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. 15 gün süren tedavisi tamamlandı ve görevinin başına döndü. Memiş yaşadığı zorlu süreci anlattı. Aslında ben sağlıklı beslenen, kötü alışkanlığı olmayan, düzenli bir hayatı olan, beslenmesi dikkat eden bir insanım.
Ona rağmen çok da hafif atlatmadım. Ama çok ağır da değildim ama 15 gün şehir hastanesinde yattım. Yani resmen yatağa yapıştım diyebilirim. Hastalığı çok ağır geçirdiğini söyledi Vali Memiş. Potadan döndüm dedi. Ben öyle hafif falan atlatmadım bu hastalığı. Ben şunu fark ettim ki 50 yaşındayım. Ben grip dahi olmamışım. Ben Erzurum'da grip dahi olmamıştım. Temiz havası şeyiyle falan ondan sonra. Ama dediğim gibi bu hastalık beni 15 gün yani böyle hiç şey yapamadım. Böyle müthiş bir halsizlik, ateş falan. Böyle biraz böyle potadan döndüm diyebilirim. Erzurum'un kırmızıya döndüğünü de hatırlatan Vali Memiş, kurallara uyulması konusunda uyardı. Mutlaka vatandaşlarımıza tavsiyem gerçekten dikkat etsinler. Kendilerini korusunlar. Bu işin hiç şakası yok. Erzurum'da vaka sayıları Türkiye'deki gibi arttı ama frene basacağız. Yani epeyce artış var Erzurum'da. Kırmızı olduk. Tabii ben o süreçte çok da şey yapamadım. Hastaneler dolmaya başladı. Şehir hastanesi mükemmel bir hastane. Hastanemiz olağanüstü. Ama orada da artık alarm vermeye başladık. Tüm vatandaşlardan ricam lütfen ne olur kurallara uysunlar. Memiş bu süreçte Erzurum'u ve görevini çok özlediğini de söylemeyi ihmal etmedi. Hala sesimdeki o şeyi fark ediyorsunuz böyle tam henüz tam gücümü toplayamadım. Bugün işe başladım. Çünkü şehri özledim, Erzurum'u özledim, insanları özledim, vatandaşlarımı özledim, dadaşları özledim. Cumhuriyet Caddesi yürümeyi özledim açıkçası. Erzurum'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri 104 emekli amiralin açıklamasına ortak tepki gösterdi. Hiçbir şekilde darbeciler bu ülkede demokrasiyi, istiklalimizi yok edemeyeceklerdir denildi. Türkiye emekli amirallerinin darbe kokan bildirisi gündeme oturdu. Aralarında TSK'da görev alan kritik isimlerin de bulunduğu 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine tepkiler çığ gibi büyüyor. Amirallerin bildirisine bir tepki de Erzurum'daki sivil toplum kuruluşlarından geldi. Erzurum'daki sivil toplum kuruluşları Yakutiye Kent Meydanı'nda ellerinde bayraklarla tek yürek oldu. Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül, STK'lar adına açıklama yaptı. Talihsiz açıklamaya karşı diyoruz ki, bir kişinin bir mesele üzerinde fikrini belirtmesi, demokrasi ve insan hakları çerçevesine meşru ve hatta teşvik edilen bir meziyettir. Emekli bir askerin sivil hayata geçtikten sonra askeri konularda fikirlerini paylaşması toplumun aydınlanması açısından faydalıdır. Ama askeri bir topluluğun emekli veya değil siyasi erki etki altına alıp toplumu galeyana getirecek fiillerde bulunması, açıklama yapması en demokratik ülkelerde bile eşine rastlanmayan ve ülkemiz gibi darbelerin esiri olmuş başbakanın ve bakanların askeri emir komuta zinciri içinde asıldığı bir ülkede kabul edilir yani yoktur. Hiçbir şekilde darbeciler bu ülkede demokrasiyi yok edemeyeceklerdir denildi. Aziz milletimiz bayrağını ve toprağını canından çok sevmektedir. Her zaman devletin bekası hükümetiyle bir olmuştur. Beraber olmuştur. Ve her türlü darbe ve sayet girişimine kesin ve net bir şekilde cevap vermiştir. Bu bundan sonra da böyle olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Erzurum Kanaat Önderi Başkanı İbrahim Özmen de tepkisini gösterdi. Peygamber ocağının bir rütbesini alan adam peygamber ocağına ahiret yaparsa bu benim adamım olabilir mi? Erzurumlu o asla yedirmez. Sede Erzurum Türkiye'nin bel kemiği diyorlar. Vallahi bel kemiği olacak. Ben kanaat önderleri olarak bu işe devam edeceğim. Bayrağıma, nizamıma bu FETÖ var bunun arkasında. Bir, PKK var bunun arkasında. İki, bütün Türk düşmanları, İslam düşmanları var bunun arkasında. DAP İdaresi Başkanı Osman Demirdoğan 2021 yılı yatırım programını açıkladı. 38 Erzurum'da olmak üzere 211 projenin bakanlık tarafından onaylandığını söyledi. Erzurum'a bu projeler için 15,6 milyon lira destek verildi.
küçük ölçekli tarımsal sulama, hayvan içme suyu, hayvancılık altyapısının geliştirilmesi. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Profesör Doktor Osman Demirdoğan 2021 yılı yatırım programını açıkladı. Program kapsamında 211 proje bakanlık tarafından onaylandı. Projeler için 84 milyon ödenek verildi. Küçük ölçekli tarımsal sulama, hayvan içme suyu, hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesi, tarımsal eğitim ve yayım, DAP bölgesinde okuma kültürünün geliştirilmesi ve DAP idaresi muhtelif kültür başlıkları altında gönderdiğimiz 211 proje asıl listede desteklenmiş oldu. Başkanlığımıza 74 milyon lirası tarım sektöründe, 10 milyon lirası da eğitim kültür sektöründe olmak üzere toplam 84 milyon. 15 ilde uygulanacak projelerin 38'i Erzurum'da hayata geçirilecek. Erzurum'a asıl listede 38 proje, yedekte de 7 proje olmak üzere toplam 45 projeye 15.6 milyon destek sağlandı. Destekler bölgesel kalkınmanın sağlanması adına yapıldı. Tarımda üretim verimliliğinin arttırılması ve üretim kalitesinin artırılmasına yardımcı olacak ve bu sektörde istihdamın artmasına katkıda bulunacaktır. Tarımda üretim ve istihdamın artması, tarımdan elde edilen gelirlerin de artmasına yol açacağından bölgenin refah düzeyinin de artması beklenmektedir. DAP İdaresi Başkanı Demirdoğan, uygulayıcı kurumlardan destek beklediklerini dile getirdi. Uygulayıcı kuruluşlar projelerine hemen başlarsa, Kasım itibariyle projeleri tamamladığımızda ihale ve kırımlardan artan parayla 2021 yılı içerisinde daha fazla proje destekleme şansımız olacak. Bu yüzden uygulayıcı kurumlardan bu konuda destek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'ne ev sahipliği yapan bina tarihe tanıklık ediyor. Tarihi yapı her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün seferberlik emriyle ağa, bey, zengin, fakir, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden asker oldu Erzurum. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongre binasında bir millet şaha kalktı. Her devirde tarihe not düşen Medeniyetler Beşiği Erzurum kültür mirasıyla geçmişten geleceğe ışık tutuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'ndeki bina Cumhuriyet döneminde eğitim ve yönetim amaçlı kullanıldı. 1924'te yaşanan yangın sonrası onarılan binada bir salon 1960 yılında Atatürk ve Erzurum Kongre Müzesi olarak ziyarete açıldı. Tarihi yapı 2011-2013 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan restorasyonun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce tarihin yeni nesle daha iyi anlatılması amacıyla başlatılan ve 2018'de tamamlanan restorasyon çalışmasıyla yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı. Öte yandan kongre binası Türkiye'deki resim heykel galerisi statüsünde 3 müze merkezinden biri olma özelliğini taşıyor. Müze öğrencilere hem ders alacakları hem de tarihi atmosferi yaşayacakları imkanlar sunuyor. Müzede başta Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu başkanlık makamı, kongreye katılan 56 delegenin isimlerinin yer aldığı masalarla duvarlarda delegelerin hayatlarını anlatan portreler yer alıyor. Ayrıca müze girişinde Atatürk'ün nüfus cüzdanı örneği de sergileniyor. Dört gözle beklediğimiz bir yasa var. Hayvan hakları yasası. En kısa sürede mecliste olacak açıklaması yapılmıştı ancak henüz gündeme gelmedi. Hayvan hakları savunucularının oluşturduğu Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi grubu bu yasa için mecliste düzenlenen bir toplantıya da katıldı. Toplantıda Hayvan Hakları Komisyonu'nun hazırladığı rapor görüşüldü. O raporun detayları geliyor şimdi ekranlarınıza. Sirkler yasaklanacak ama avcılık devam edecek. Köpek ve horoz dövüşleri yasak olacak ama boğa ve deve güreşlerine herhangi bir yaptırım uygulanmayacak. Hayvan kürkünün imalatı ve ithalatı yasak olacak ama atlı faytonlar kullanılmaya devam edecek.
Türkiye'nin dört gözle beklediği hayvan hakları yasası beklentiyi karşılamayacak gibi. Hayvan haklarının korunmasına ilişkin çalışmaların temeli çok öncelere dayanıyor. Hayvan hakları ile ilgili çalışmalar Cumhuriyet döneminden öncesine dayanmaktadır. Bakın 1912 yılında Himayeye Hayvanat Cemiyeti kurulmuş. Ve bu Cumhuriyet döneminden sonra da Türkiye Hayvanları Koruma Derneği olarak çalışmalarına devam etmiş. Yine 1926 yılına bakarsak Hayvan Islah Kanunu var. Bu çalışmalar yapıldı ancak ihtiyaç gideren kanunlar ne yazık ki çıkarılamadı. Bunun için ilk adım 2003 yılında atıldı. Fakat yine de yeterli bir adım değildi. 20. yüzyılın başlarında 2003 yılında Avrupa Sözleşmesi imzalandı. Fakat bu sözleşmede de sadece ev hayvanlarını, evcil hayvanları kapsayan bir sözleşmeydi. Bu sebeple sahipsiz hayvanları kapsamadığı için bu da ihtiyaç gidermedi. Hemen akabinde 2004 yılında Hayvanları Koruma Kanunu çıktı ancak bu kanunda beklentiyi karşılamadı. Çünkü hayvana karşı işlenen suçlar sadece kabahatler kanununda yer alıyordu. Yani herhangi bir yaptırımı yoktu. Yani kabahatler kanununda ne kadar kapalı alanda bir sigara içen kişi ne kadar ceza alırsa hayvanı öldüren kişi de aynı cezayı alıyor. Hayvan hakları savunucularına göre hayvana karşı işlenen suçların önlenmesi için tek çözüm kişilere hayvan sevgisi aşılamak ve bunu pekiştirmek. Nitekim bakarsak hayvanı işkence eden profille kadına şiddet uygulayan profil, çocuğa cinsel istismarda bulunan profil aynı kişi. Yani bunların temel sebebi de aslında eğitimden kaynaklanıyor. Hayvana sevgisizlikten kaynaklanıyor. Ya her insanın içerisinde hayvan sevgisi olduğunu düşünüyorum. Yani hayvan sevgisi aşılamaktansa hayvan sevgisini pekiştirmek diye tanımlamak istedim açıkçası. Ancak bu öneri uygulansa dahi uzun vadede sonuç vereceği için şu an en etkili yöntem cezaların artırılması olacak. Bu bakımdan cezaların artırılmasını biz de öngörüyoruz. Fakat şu anki yasa tasarısına bakacak olursak cezaların artırılmasına yönelik herhangi bir düzenleme gelmedi diyebiliriz. Çünkü 2 yıl 1 ay olarak alt sınır belirlenmesini talep etmişti STK'lar ve komisyon. Fakat vekillerce bu maalesef 6 ay olarak belirtildi. 6 ayın da idari para cezasına çevrileceğinden dolayı herhangi bir yaptırımında değişiklik olmayacağını söyleyebiliriz açıkçası. Bahsi geçen yasa tasarısının en kısa sürede meclise geleceği söylenmişti fakat henüz gündeme gelmedi. Tasarının son haline hayvan hakları savunucularının oluşturduğu Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi grubu ulaştı. Mecliste düzenlenen konuya ilişkin toplantıya katılan grup yasanın taslağını göremedi. Milletvekillerinin konuşmaları ve sorulara verilen sınırlı cevaplardan bazı çıkarımlar yapıldı. Buna göre taslakta kürk üretiminin ve sirklerin yasaklanması ve 6. maddenin korunması gibi konularda umut verici maddeler yer alacak. Sahipli sahipsiz hayvan ayrımı kalkacak. Hem sokak hem de evcil hayvanlara çip takma zorunluluğu gelecek. Diğer konularda mesela sirk konusunda güzel bir gelişme var. Artık Türkiye'de sirk yapılmayacak. Yurt dışından gelen sirkler de hayvanlı sirkler. Türkiye'de artık gösterime koyulmayacak. Kürk ithalat ihracatına da yasaklama geldi. Artık Türkiye'de kürkle ilgili herhangi bir işletme açık olmayacak. Belediyelere de yaptırımlar geliyor. Hem belediyelerin hem de belediye çalışanlarının hayvanları koruma görevleri artacak. Gelecek. Belediye çalışanlarına ilgili de farklı bir düzenleme daha geliyor. Hem Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışanlar hem hayvanlarla ilgilenmek üzere görevlendirilmiş kişilerin hayvanlara karşı işlediği herhangi bir suçta artırma gidilecek. Yani normal bir insanın bir hayvana işkence etmesiyle belediye çalışanının hayvanlarla ilgilenmesi üzerine görevlendirilmiş bir çalışanın hayvana işkencesi aynı kategoride yer almayacak. En önemli değişiklik ise hayvan bakım evleri ve veteriner sayısında olacak. Nüfusu 20 binin üzerinde olan ilçelerde hayvan bakım evleri açmak zorunlu hale gelecek. Fakat 20 binin altındaki nüfustaki ilçeler için ise
farklı bir düzenlemeyle ilçeler arası hayvan nakli olacak. Yani hayvanları 20 bin üstündeki ilçelere, nüfusu 20 bin üstünde olan ilçelere nakledilecek ve bakımları daha kolay olacak. Veteriner sayısında da bir değişiklik olacak. Artık bakım evlerindeki veteriner sayısı nüfusa göre değil de hayvana göre düzenlenecek. Bu da güzel bir gelişme oldu. Yasayla birlikte pet shoplarda kedi köpek satımı yasaklanacak. Artık pet shoplarda kedi köpek satışı yasaklanacak. Bununla birlikte almak isteyenlerin de denetlenen kurumlardan, denetlenen çiftliklerden hayvan satım gerçekleştirilecek. Bu da fotoğraf üzerinden gerçekleşecek. Hayvan dövüşleriyle ilgili yeterli olmasa da bir düzenleme yapılacak. Köpek ve horoz dövüşlerinin yasaklandığı fakat boğa ve deve güreşlerinin yasaklanmadığı belirtildi. Hayvanat bahçeleri, fayton kullanımı, cezai yaptırımlar, hayvanın tanımı gibi konularda beklenen düzenlemeler yapılamayacak. Faytonlar konusunda da maalesef bir değişikliğe gidilmedi. Aynı şekilde faytonların kullanımı devam edilecek. Ve son olarak hayvan terk etmenin cezası. Ceza komisyonu 10 bin lira olarak sunuldu ancak vekiller 3 bin lira olarak uygulanmasını istedi. Gerekçe olaraksa 10 bin Türk lirasının çok yüksek bir meblağ olması gösterildi. Erzurum Tekman Karayolu'nda heyelan korkusu yaşanıyor. Bölgede yaşanan toprak kayması nedeniyle yol sık sık kapanıyor. Bölgedeki vatandaşların tek isteği ise yolda yaşanması muhtemel doğa olaylarına karşı önlem alınması. Burası Erzurum'un Tekman ilçesi. Taşkesen mevkiinde bulunan karayolunda yaşanan heyelan olayları ulaşımı olumsuz etkiliyor. Yolda yaşanması muhtemel doğa olaylarına karşı 2019 yılında bir çalışma yapılmıştı. Ancak yaşanan sıkıntılar çözülememişti. 2019 yılında yolumuz teslim edildi. Yolumuz bittikten sonra heyelan sürekli gelmeye başladı burada. Bu heyelanın gelmesiyle zaman zaman bu yol kapanıyor. Yol güzergahında yaşanan toprak kayması ve heyelan tehlike oluşturmaya devam ediyor. Bu durumsa bölgede yaşayan vatandaşları korkutuyor. Ayrıca vatandaşlar heyelan nedeniyle kapanan yolda sürekli ulaşım sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Vatandaşların tek isteği ise olası bir facia yaşanmadan gerekli tedbirlerin alınması. Buraya yetkililere sesleniyoruz. Yetkililer bir an önce buraya bir el atsınlar. Bu heyelan için önlemler alsınlar ki vatandaş burada mağdur olmasın. Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon aylık bazda 1,08 artış gösterdi. Geçtiğimiz ay en çok karnabaharda fiyat artışı yaşandı. En fazla düşüş ise kabakta oldu. Enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi aylık %1,08, yıllık %16,19 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mart ayı itibariyle 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %13,18, yurt içi üretici fiyatları %17,04 arttı. Aylık bazda tüketici fiyat endeksi %1,08, yurt içi üretici fiyat endeksi %4,13 artış kaydetti. Mart'ta en yüksek fiyat artışı %61,04 ile karnabaharda yaşandı. En çok ucuzlayan ürün %17,30 ile kabak oldu. Geçen ay karnabahardaki fiyat artışının %27,88 ile sivri biber, %9,79 ile tavuk eti izledi. Mart'ta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında %8,52 ile tıraş malzemeleri, %7,71 ile limon, %7,20 ile domates yer aldı. En fazla fiyat düşüşü ise %17,30 ile kabakta oldu. Bunun %17,08 ile salatalık, %15,55 ile kıvırcık, %12,32 ile kırmızı lahana, %9,84 ile kuru soğan, %9,33 ile patates takip etti. İngiltere'de Covid-19 salgınının sosyal etkilerini azaltmak için alternatif yöntemler uygulanacak. Bu kapsamda ülkede vatandaşların toplu etkinliklere katılımına izin verilecek.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede aşı çalışmaları sürerken bir yandan da kitle bağışıklığı için alternatif metodlar üretiliyor. İngiltere, COVID-19 salgınının sosyal etkilerini azaltmak için koronavirüs pasaportu dahil bir dizi önlemle pilot uygulamalara başlıyor. Bu kapsamda vatandaşların toplu olarak katıldığı etkinliklerde salgının seyrine dair denemeler yapılması kararlaştırıldı. Koronavirüs pasaportuyla kişilerin aşı durumu ve doğal bağışıklığının olup olmadığının görülmesi planlanıyor. İlk deneme 16 Nisan'da düzenlenecek olan bir komedi gösterisinde yapılacak. Seyircilere gösteriden önce ve sonra koronavirüs testi uygulanacak. Pilot uygulamalar iyi havalandırılan yerlerde yapılacak ve çalışma kapsamında katılımcılardan etkinlikten 5 gün sonra test yaptırmaları talep edilecek. Ayrıca öğrenme deneyimi olarak adlandırılan bu araştırmaya spor müsabakaları da dahil edilecek. Kupa maçlarında belli oranda stadlara seyirci kabul edilecek. COVID-19 nedeniyle yaklaşık 127 bin kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de bugüne kadar 31,5 milyondan fazla kişi ilk doz, 5,4 milyon kişi ise her iki doz koronavirüs aşısını yaptırdı. Ülkede Temmuz ayı sonuna kadar tüm yetişkinlere aşının sunulması planlanıyor. Liselere geçiş sistemi sınavının başvuru kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Sınavı başvuruları 5-14 Nisan tarihleri arasında bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacak. LGS bu yıl 6 Haziran tarihinde uygulanacak. LGS'ye katılacak öğrencilerin sınav kılavuzu yayınlandı. 6 Haziran'da yapılacak sınavın başvuruları 5-14 Nisan'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sistemi kılavuzunu yayımladı. Kılavuz, bakanlığın www.mev.gov.tr internet adresinden açıklandı. Merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi. Buna göre Türkiye genelinde 2060 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda sınavla öğrenci alan okullara toplam 174.160 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerine 56.396, fen liselerine 36.980, sosyal bilimler liselerine 10.142, Anadolu İmam Hatip liselerine 36.712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33.930 kontenjan ayrıldı. LGS kapsamında 6 Haziran 2021'de uygulanacak merkezi sınavın başvuruları 5-14 Nisan 2021 tarihleri arasında bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Otomatik başvuru işlemi yurt içinde eğitim alan tüm 8. sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularına yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Başvurusu bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek. Öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek. LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum 9.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sınav sonuçları 30 Haziran 2021'de www.mev.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuçları belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. İstanbul'da %19 seviyelerine gerileyen barajların doluluk oranları son yağışlarla birlikte %74,70'e kadar yükseldi.
Baraj doluluk oranlarının rekor seviyelere kadar düştüğü İstanbul'da son yağışlar yüzleri güldürdü. Ocak ayının ilk haftasında %19'lara kadar düşen barajların su seviyeleri %74,70'e yükseldi. Bu miktarın Nisan yağmurları ile birlikte daha da artabileceği belirtildi. Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken bu miktar son ölçümlerle 648,94 milyon metreküp seviyesine çıktı. Doluluk oranı %39,64 ile en düşük Sazlıdere Barajı'nda ölçülürken bu oran Ömerli'de %92'ye çıktı. Ayrıca yetkililer su kullanımı konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiğine dikkat çekiyor. Daha kötüsü ne olabilir dediğimiz her an çok daha kötüleriyle karşılaşıyoruz. Sosyal medya yine bir iğrençliği gözler önüne serdi. Alihan isimli bir sapık 3 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettiğini açıkladı. İnfale neden olan paylaşım sonrası şahıs tutuklandı. Keşke o adamın yanında ben de olaydım oğlum oğlum. Sosyal medya yeni bir iğrençliği daha ifşa etti. Sapık Alihan tutuklansın başlığıyla paylaşılan görüntüler kan dondurdu. Burada bir kümesleri vardı. Büyük ama böyle. Alihan Şimşek isimli sapık YouTube hesabından akla hayale sığmayacak paylaşımlarda bulundu. Atatürk'e hakaret etti. Türk bayrağını yırttı. Çıktım ona ya. Bak bu da deminki videoda yırttığımız bayrak. Ben de yırttım. 2015 yılında vahşice katledilen Özgecan Arslan için çok çirkin sözler sarf etti. Tüm bunlar yetmezmiş gibi 3 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz ettiğini itiraf etti. Ya oradaydık işte. Ondan sonra 3 yaşında bir kız vardı. Bunlar ailesiyle yan evde yaşıyor. Biz de tatile gitmiştik. Çikolata vereceğim diye kandırmıştım. Orada bir kümesleri vardı. Büyük ama böyle. Eski eşyalarını koyuyorlardı. Orada tecavüz etmiştim. Ondan sonra ne yapmıştım? Çikolata vermiştim. Öyle zaten anlamamıştım. Sosyal medyada infial yaratan bu görüntülerin ardından emniyet harekete geçti. Böylesine alçakça videolar çeken Alihan Şimşek'in 17 yaşında olduğu belirlendi. Bunun üzerine İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan sapık 3 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiğinin yalan olduğunu, daha çok takipçiye ulaşmak için yaptığını söyledi. Alihan Şimşek 5816 sayılı kanuna muhalefet, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından adliyeye sevk edildi. 18 yaşından küçük olan sapık tutuklandı. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Sizlerde haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0532 063 27 43 numaralı WhatsApp haber ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.